Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançtaki temel matlardan iki fil ile mat yapmanın yöntemini inceleyeceğiz. İki fil ile mat yapmak hangi adımlara sırasıyla uyarsak kolaylaşır, bunu birlikte inceleyeceğiz. Karşımızdaki örnek üzerinde dersimize başlayalım o halde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siyahların hiçbir taşı kalmamış, beyazların ise elinde iki fili kalmış sadece. Ve bu iki filini şahıyla birlikte uyumlu kullanırsa kolayca mata gidebilir. Mata gidebilmek için izlememiz gereken bazı adımlar var. Ve ilk adımımız şu. Filleri yan yana getir. Evet, filleri yan yana getirerek başlayacağız. Peki filleri hangi karelerde yan yana getirebiliriz? Çoğunuz bulmuştur. Bir fili E2'ye, diğer fili de D2 karesine getirdiğimizde filler yan yana gelir. Ama daha dikkatli gözlerle bakarsanız aslında fili, beyaz fili D3 karesine, siyah renkli fili de E3 karesine getirmek yine fillerin yan yana gelmesini sağlar ve filler daha ileriki bir yatayda yan yana geldiği için bu bizim için daha iyi olur. Biz de bunu amaçlayacağız. O halde ilk hamlemizi yapalım. Fil çapraz boyunca ilerleyip D3 karesine yerleşsin. Peki savunmada olan taraf, siyahlar ne yapacak? Siyahlar olabildiğince satranç tahtasının ortasında, yani merkez karelerinde durmaya, beklemeye çalışacak. Eğer satranç tahtasının kenarlarına doğru kendi isteğiyle ilerlerse bu mat daha da kolaylaşır. Çünkü biz bu matı satranç tahtasının ortasında yapamayacağız. Rakip şahı tahtanın kenarlarına, sonra da bir köşesine sürükleyip köşede yapacağız. Evet, iki fil matı rakip şahı köşede sıkıştırarak yapabileceğimiz bir mattır. Bu köşelerden birinde rakip şahı mat edeceğiz. Bu yüzden siyahlar ne yapıyor? Şahı ile merkez karelerinde bekliyor. Biz de planladığımız gibi, ilk adımımızın gerektirdiği gibi filleri yan yana getiriyoruz. Peki öğretmenim, filleri yan yana getirmenin amacı ne? Manası ne? Anlamı ne? Arkadaşlar, fillerin kontrol ettikleri karelere dikkatli gözlerle baktığınızda bakın ne göreceksiniz. Beyaz renkli fil için konuşursak C4, B5, A6 karesini gözetliyor. Bu tarafta E4, F5, G6, H7 karelerini gözetliyor. Siyah renkli file bakarsak D4, C5, B6, A7, F4, G5, H6. Ve dikkat ettiyseniz rakip şah belli bir alana sıkışmış. Ve bu bahçeyi hangi harfe benzetiyoruz? Tabii ki de V harfi. Yani bu bahçenin adını V bahçesi koyabiliriz. Siyah şah bu V bahçesinde sıkışmış. Kaçamaz. Bu bahçeden ayrılamaz. Bu alandan ayrılamaz. Biz ne yapacağız? Bu alanı adım adım daraltacağız. Tabii ki fillerin arka karelerde de yönde de kontrol ettikleri kareler var ama bu kareler bizim için önemli değil. Bizim hedefimiz rakip şahı, siyah şahı sıkıştırmak. Rakip şahı sıkıştırabilmek için bu V bahçesini küçültmemiz gerekiyor. Küçültebilmek için de fillerimizle adım adım ilerlememiz gerekiyor. Fakat bir sorun var. Siyah şah fillerin ilerlemesini engelliyor. Filler hamle yaparsa, örnek veriyorum, fil şu an sıra siyahta, siyahlar merkez karesinde bekleyecek. Örnek veriyorum, fillerden biri ileri yönde bir hamle yaparsa şah fili alır. Çünkü filin koruması yok. Korumasız taşları şahlar alabilir. Ama koruması olan taşları şahlar alamazdı. Bu kuralı hepimiz hatırlıyoruz. Peki o halde bu engeli, bu şah engelinden nasıl kurtulacağız? Kendi şahımızla kurtulacağız. Şahımız, bizim şahımız adım adım rakip şahın üzerine doğru yürüyecek ve rakip şahı geri itekleyecek. Evet, geri gitmeye zorlayacak. Bakın şahımız nereden gelsin? İster F2, F3'ten gelsin, ister D2, C3'ten gelsin fark etmez. Şah F2 geldi. Siyahlar merkez karelerinde bekliyor. Şahımız F3'e geldi. Siyahlar şahı ile D5 karesinde bekliyor. Ve şahımız F4'e gelerek hangi karenin kontrolünü alıyor? Siyah şahın bekleme yaptığı E5 merkez karesinin kontrolünü alıyor. Artık siyah şah geri adım atmak zorunda. İşte şahımız bu engeli, bu sorunu çözdü. Şah geri yönde adım attığında ki nereye giderse gitsin fark etmez. Biz de fillerimizle kontrol ettiğimiz alanı, bakın çiziyorum. Hangi duvarı? Bakın şu duvarı bu tarafa çekeceğiz ve alanı biraz daha daraltacağız. Fil E4 geliyorum.
ve yeni duvarlarımız daha da küçüldü. Alanımız daha da küçüldü. Siyahların şığı yine bir bekleme hamlesi yapsın. Bu sefer de arkadaki filimiz gelecek ve o da güzelce sıkıştırma hamlesi yapacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim V bahçemiz hemen küçüldü, hemen ufaldı. Bunu adım adım devam ettireceğiz. Bunu yaparken dikkatli olacaksınız. Mesela şah E6 karesine geldi. Şimdi şahımızla hamle yapamayız. Çünkü rakip şah buraları kontrol ediyor. Peki size desem ki fillerinizden biri ile ilerleme hamleniz var. Şahınızı korumasında. Bunu bulmaya çalışın arkadaşlar. Çoğunuzun bulduğunu düşünüyorum. Filimiz, siyah renkli filimiz şahının korumasında fil E5 hamlesini yapabilir. Siyahlar şahı ile fili alamaz. Çünkü şah koruması var. Ve filin E5 karesine gelmesi bize neyi kazandırdı? Alanın daha da sıkışmasına, daha da küçülmesine sağladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu alan, bu bahçe daha da kısıtlandı. Siyahların şahı geri hamle yapmak zorunda kaldı. Ve biz de filimizle yine ilerleyerek bu alanın daha da ufalmasını sağlıyoruz. Evet. Adım adım böyle gideceğiz. İşte şah bekleyecek. Biz şahımızla geleceğiz. Şah bekleyecek. Biz de uygun zamanda filimizle ilerleyeceğiz. Şahımızın korumasını burada gözeteceğiz. Şah geriye doğru adım atacak. Biz de fil arkadaki filimizle alanı artık çok ama çok sıkıştırdık. Geriye sadece şahın iki karesi kaldı. Şah D8'e oynayacak. Biz de şahımızla F6'ya geleceğiz. Ve biliyor musunuz? İkinci adımımızı da tamamlamış olduk. İlk adımımız neydi? İlk adımımız filleri yan yana getirmeyi başarmak. İkinci adımımız şahımızın da yardımıyla fillerimizin yan yana olan konumunu daha da ileriye taşımak ve o alanı, kontrol ettikleri alanı küçültmek, sıkıştırmak. Şimdi üçüncü adıma geliyoruz. Üçüncü adım arkadaşlar, burada şahı, rakip şahı köşelerden birine sürüklemeyi başarmak. Çünkü matı tahtanın bu bölgesinde yapamayız. Neden yapamayız? Örnek veriyorum. Şah E8'e gelsin. Zaten gidecek başka karesi yok. Bu durumda başka gidecek karesi yok. Sadece iki kareye hamle yapabilir. Şah E8'e gittiğinde biz bu şahı sıkıştırmaya devam eden fil E7 hamlesini tercih etseydik bu oyun ne olurdu arkadaşlar? Pat olurdu. Çoğunuz hatırlamıştır umarım. Pat neydi? Bir beraberlik türüydü. Rakip şah saldırı altında değilken. Bakın saldırı altında değil. Hiçbir taşımız şah çekmiyor. Hamle yapacak kurallara uygun karesi kalmadıysa. Hamle yapacak kurallara uygun karesi yok. Çünkü fillerin ve şahın kontrol ettiği bir bölge var burada. Hiçbir kareye hamle yapamaz. Ve kurallara uygun başka bir hamlesi de olmadığı için bu oyun beraberlikti. Ve bu beraberliğin adı pattı arkadaşlar. Bu yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Rakip şah tahtanın kenarına sıkıştığında onu daha fazla sıkıştırmaya çalışırsak mat edemeyiz. Pat ederiz arkadaşlar. Matı ancak köşe karelerinden birinde yapabileceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Size kalmış burası. Rakip şahı ister H8 köşesine, isterseniz A8 köşesine sürükleyerek mat edebilirsiniz. Ama size tavsiyem, size önerim, sürüklemek istediğiniz köşeyi seçerken şahınızın yakın olduğu köşeyi seçmenizi öneriyorum. O zaman işiniz daha da kolaylaşır. Biz de bu konumda şahımız H8 köşesine daha yakın olduğu için rakip şahı H8 köşesine gitmeye zorlayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok basit. Şahın D8 karesine gidişini kırmızı yapacağız. Yani engelleyeceğiz. F8 karesine gidişini ise yeşil yapacağız. Yani D8'e gidemeyecek. Zorunlu hamle F8'e gidecek. Peki bunu başarabilecek fil hamlesi sizce ne? Biraz düşündükten sonra çoğunuzun bulduğunu tahmin ediyorum. Fil C7 gelerek. Bakın D8 karesinin kontrolünü aldık. Ve F8 karesinde bıraktık. Burayı açtık. Zaten diğer karelere gidemez. Buralarda kontrol var. Mecburen şah F8 karesine ilerleyecek. Şimdi aynısını bu sefer E8 karesi için yapacağız. Şu an
Bakın bu kare kırmızı, bu kare yeşil ama biz bu tarafı kırmızı, bu tarafı yeşil yaparak şahın köşeye doğru sürüklenmesini, gitmesini istiyoruz. Bu yüzden filimizi D7 karesine geleceğiz. E8 karesini kırmızı ve G8 karesini yeşil yapacağız. Siyahlar da mecburen şah G8 ile köşeye doğru, amacımıza doğru ilerleyecek arkadaşlar. Burada şah G8'e geldiği için H7'den kaçma şansı var. Aslında kaçamaz ama bu hamleyi siyahlara vermeyelim, izin vermeyelim. Burada da şahımız devreye giriyor. Şahımız rakip şahın karşısına gelerek çok güzel üçlü bir duvar örüyor. Üçlü bir engel örüyor arkadaşlar. Dolayısıyla şah hiçbir yere kaçamaz. Sıkışık kaldı burada. Elinde iki hamlesi var ama ikisi de mattan kurtuluş değil. Örneğin şah F8 gelirse beyazlar zaten burayı kontrol ettiği için diğer filiyle D6'ya geliyor ve şah çekiyor. Bakın şah çekiyor. Mecburi karesi siyah şahın G8'e gitmek. Şah G8'e gittiğinde bu sefer de hangi renkli filimizi kullanacağız? Bakın şahın bulunduğu kare beyaz renkte. Biz de beyaz renkli filimizi kullanacağız. E6'ya geleceğiz. Şah çekeceğiz. Şahın gidecek yeri yine sadece H8 ve H8'e gittiğinde de artık mat hamlemiz gelecek. Fil E5 hamlesi ile şah çekiyoruz ve şahın kaçacak yeri kalmadığı için mat ediyoruz arkadaşlar. O halde özetlemek gerekirse iki fil matını yaparken ilk yerine getirdiğimiz adım neydi? Fillerimizi yan yana getirmek. Filleri yan yana getirdiğimizde bir V bahçesi oluşuyordu ve bu V bahçesini oluşturmak şahı kısıtlıyordu. İkinci adım neydi? Bu oluşturduğumuz V bahçesini fillerimizi adım adım ilerleterek küçültmekti. Bunu yapabilmek için karşımızdaki şah engelinden kurtulmalıyız. Ve bu yüzden de şahımıza ihtiyacımız var. Şahımız rakip şahın üzerine doğru yürüyerek onu geri itekleyecek ve fillerimiz adım adım ilerleyecek ve bahçesi küçülecek. Üçüncü adım, rakip şah tahtanın kenarına sıkıştığında onu tahtanın köşelerine, bizim şahımızın yakın olduğu köşeye doğru sürükleyeceğiz. Bu da üçüncü adım ve dördüncü adımda dikkatli hamlelerle rakip şahı mat edeceğiz arkadaşlar. 3 adımlık diyebiliriz aslında bu matın aşamalarını. Umarım çoğunuz bu adımları kolayca anlamıştır. Ama biliyorsunuz bu tür çalışmaların pratiği çok önemli. Bu bilgiyi aldıktan sonra arkadaşlarınız arasında iki fil matını sizler de yapmaya çalışın. Deneyin. Bakalım yapabilecek misiniz? Bunu görün arkadaşlar. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.